Sayın İsmailok, başarılı bir dönem geçirdiniz. Başarılı bir belediyecilik dönemi geçirdiniz. Şimdi de Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı adayısınız. Büyükşehir yasasıyla neler değişecek? Özellikle de işte hangi birimler büyükşehire bağlanacak? Bununla ilgili bir merak var. Belediyelerde öyle bir merak var. Onunla ilgili bir fikrinizi, düşüncenizi ya da nasıl bir sonuç elde edecek onu öğrenebilir miyiz? Evet. Öncelikle Balıkesir büyükşehir oldu. Kısa bir zaman artık geri sayım başladı. Kısa bir zaman sonra seçimler yapılacak. Ben bunun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bütün Balıkesir'imize, ülkemize, milletimize, Erdeğimize, Bandırmamıza. Çünkü biz bu ülkeyi seviyoruz, insanlarını seviyoruz. Evet, bizim Büyükşehir Belediye Yasası'nda birçok karşı çıktığımız noktalar vardı ama muhalefeti hiç dinlemedi, göz önünde alınmadan bu yasa çıktı. Günahıyla, sevabıyla artık burada en iyi nasıl verim alınır, bu millete hizmet edilir, ona bakıyoruz, biz ona bakacağız. Bunu da en iyi biz yaparız. Çünkü Balıkesir Belediye Başkanı olarak muhalefette olmamıza rağmen yaklaşık 5 yıldan bu yana yapmış olduğumuz hizmetler partili, partisiz, taraflı, tarafsız herkesin takdirini kazanıyor. Balıkesir halkının en az %70'i bizlerden memnun. En az. Çok iddialıyım bunda. Dolayısıyla Büyükşehir yasasındaki aksaklıklara rağmen burada lider önemli, yönetici önemli, belediye başkanı çok çok önemli. Bu Büyükşehir yasasındaki aksaklıklara, eksiklere rağmen Balıkesir'imize de, Erdeğimize de, bütün beldelerimize en iyi hizmeti biz getireceğimize inanıyoruz. Peki Büyükşehir bu yasayla nelerden sorumlu olacak? Bir, ilçelerimizin, köylerimizin, kasabalarımızın caddeleri, meydanları Büyükşehir'in sorumluluğunda olacak. Yol anlamında, işte düzenleme anlamında. Bunun yanında esas yatırımcı kuruluşlar da Büyükşehir'de. Başta su, kanalizasyon, itfaiyesi, mezarlığı, mezbahaneleri, arıtma tesisleri, yani neredeyse belediyecilik hizmetlerinin omurgasını teşkil eden işlerin büyük bir çoğunluğu Büyükşehir'e devrolacak. Ha, bu demek değildir ki ilçe belediyelerin önemi yok. Hayır, tam tersi, ilçe belediyeleri de son derece önemli faaliyetlerde, katkılarda bulunacaklar. Birlik beraberlik içerisinde olursak biz, işte böyle Erdek Belediye Başkanı'nın, ben adayımızın kazanacağıma olan inancım tam. Erdek'i uyum içerisinde daha güzel, hak ettiği yere getiririz. Şimdi düşünün, Büyükşehir başka partide, ilçe belediyesi başka partide. Birisi bir başka yere çekecek, öbürü bir başka yere çekecek. Ama aynı partiden olursa bunun çok büyük avantajları görülür. Biz de Büyükşehir'i zaten kazanacağımıza olan inancımız tam. Haluk Bey'in de Erdek halkı tarafından ne kadar sevildiği, beğenildiği ortada. Dolayısıyla Erdek'i alacağımıza olan inancımız da tam. Ben şimdiden Erdek halkına teşekkür ediyorum. Bu desteklerinin artarak da devam edeceğine inanıyorum bizleri tanıdıkça. Şimdi eğer uyumlu olursa ne olur? Bakın, Gömeç Karaağaç Belediyesi var. Çok somut bir örnek vereceğim. Bir belde belediyesi. İmkanları çok kısıtlı. Orada sıcak su var ama onu projelendirecek, hayata geçirecek kaynağı yok. Balıkesir Belediyesi olarak bize müracaat etti. Hiçbir yerde, her yeri aramış. Çünkü imkanları çok sınırlı olduğu için kredi de çekemiyor. Yani bedavaya öyle kredi verirken hemen al para demiyorlar. Teminat gösteriyorsun. 400 bin lira paraya ihtiyacı vardı. 400 bin lira çok para değil ama küçük belediyeler için büyük para. Bizim için çok küçük para. Ve 400 bin lira biz meclisten yetki aldık. Oradaki sıcak suyu, termal suyunu turizme kazandıracağız. Oraya 5 yıldızlı otel yapılacak inşallah. %50 de bizi hisse yaptı. Bizim hissemiz ne olduğu önemli değil. O beldeye, Gömeç Karaağaç beldesine böyle bir tesisin kazandırılması önemli. İşte Erdek Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi uyumlu olursa, küçücük bir örnek bu, çok küçük bir örnek. Oraya için o 400 bin lira çok büyük. Ama biz Balıkesir Belediyesi için çok küçük bir para. Hele büyük şehir olduğumuzda bu rakamlar artık çok daha küçük olacak. Dolayısıyla Erdek Turizm Bölgesi. Evet.
Öyle yazın 2 aydan 3 aydan turizmde bu işler olmaz. 12 aya yayılması lazım. Dolayısıyla bunu 12 aya yaymak için mevcut var olan yılın %70'inde %75'inde 3 mevsimlerde artıl düzeyde tutulan o tesisleri dolu hale getireceğiz. Her sezona yayacağız bunu ve bunların sayısını artıracağız. Bizim Balıkesir Belediyesi'nde, Balıkesir Belediyesi olarak, il belediyesi olarak yaptıklarımız ortada. Yani kimsenin hayal edemediklerini gerçekleştirdik. Bir evsel katı atık projesi gerçekleştirdik. 27 milyon euroluk ve %90'ı hibe. %90'ı hibe. Türkiye'de yok böyle bir hibe oranı. Borç değil, altını çiziyorum. Evet. Ama isterse insan, işte yöneticiler bu ülkeyi, bu milleti, Balıkesir halkını gönülden seviyorlarsa bunları başarırlar. Kısacası neredeyse belediyecilik hizmetlerinin ama esas omurgayı Büyükşehir Belediyesi'ne kalıyor. Bakın mezarlıklar da dahil olmak üzere itfaiyesi, suyu, kanalizasyonu, her türlü arıtması, maalesef Balıkesir'in iki denize kıyısı olmasına rağmen Türkiye'deki en çok sahil bandına, en uzun sahil bandına sahip olmamız, arıtma yok. Sahil bedeli, turist gelir mi? Var olanlar da elden gitmek üzere. İşte bunlar hep bizim büyük şehir olarak bizim muhtemize geçecek. Bizim sorumluluğumuzda olacak. Bunları biz hep halledeceğiz. Ve bu sahil şeritlerini gerçekten çok güzel, akılcı projelerle, çok büyük para gerekmiyor bazı projeleri hayata geçirmek için. Ama stratejiyi doğru belirlemek gerekiyor. Onları hayata iyi geçirmek gerekiyor. Ve bu işi bilen ekibin de olması gerekiyor. Ben inanıyorum ki Haluk Başkanım'la birlikte biz Erdek'i bu anlamda turizmi ayağa kaldırıp canlandıracağız. Ben Tepsi Sotaşlar Köyü doğumluyum. Bakın ben çobancılık yaptım. Yanlış duymadınız. Çobanlık yaptım ben. Çiftçilik yaptım. Esas mesleğim eğitim camiasındanım. Kimya branşım, kimya öğretmeniyim. 5 yıllıktan bu yana da belediye tecrübeliğimiz var. Balıkesir gibi bir ilin belediye başkanlığı görevini hem de muhalefette olmamıza rağmen, hükümetin her türlü engellemesine rağmen herkesin, ama taraflı tarafsız herkesin yaptığımız hizmetler büyük takdirini kazandı. Şu anda Balıkesir merkezdeki bu yaptığımız başarılı hizmetler işte Ayvalık'a doğru, Erdek'e doğru, Sındırgı'ya doğru, Dursun Bey'e doğru, Bandırma'ya doğru her yere dalga dalga yayılıyor. Bizim bu konudaki Balıkesir Belediyesi olarak yaptığımız güzel hizmetleri taçlandırarak büyük şehirde de devam etmek istiyoruz. Evet. Haluk Başkanım'la da bunu yapacağımıza, başaracağımıza inanıyorum. Erdek'te de çok güzel bir ekibimiz var. İnşallah bunlar gerçekleşecek. Peki acaba sizin bu yaklaşımınız mı Erdek'teki seçim atmosferini yumuşattı? Mesela orada daha çetin bir seçim atmosferi geçerken Haluk Bey bu anlayışla mı oradaki yumuşamayı sağladı acaba? Erdek'te yaşayan, Erdek'te seçimler bitiyor. Seçim bittikten sonra başkanımız herkesi kucaklayan bir belediye başkanımız. Ama Erdek'te maalesef, üzülerek söylüyorum, senelerce taraf ver taraf küslük devam ediyor. Erdek'te yaşayan anneler, babalar, yani büyükler, herkes Erdek'te bir barış istiyor. Güler yüz istiyor. Yani biz üçüncü bir aday olarak girdiğimiz zaman üçüncü bir küslük bize yakışır mı? Kesinlikle. Biz hizmet için Erdek'te yapılmayanları İsmail Bey'le beraber, başkanımızla, Büyükşehir'de onun desteğiyle beraber yapmak için aday oldu. Onun için bu yola çıktı. Peki İsmail Bey, üretken belediyecilik anlayışıyla Erdek ve Kapıdağ bölgesinde neleri değiştireceksiniz? Evet. Çünkü Balıkesir'de birçok değişim sağladınız. Çok başarılı bir dönem geçirdiniz. Evet. Bu şimdi Erdek ve Kapıdağ bölgesine nasıl yansıyacak? Çünkü yıllardır o bölgede herhangi bir yatırım yapılmadı. Hatta Kapıdağ tam dönemiyorsunuz. Yani yol durumu da öyle. Sizin bir şeyleri değiştirebileceğiniz, halkta öyle bir izlenim olduğu için bunu soruyorum. Tabii yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı diyoruz. Hem bir de hangi şartlarda yaptık bunları? İnanın abartmıyorum. İflas etmiş bir belediye devraldık biz Balıkesir'de. Ve muhalefette bir belediye devraldık. Muhalefette bir belediyeyiz. İktidardan bırakın desteği. Her türlü engellemeyi
her türlü saldırıyı, polis operasyonu da dahil olmak üzere, biz tabii burada polis kardeşlerimizi suçlamak adına söylemiyorum bunu, AKP operasyonu diyorum ben buna, her türlü baskıyı, zulmü yaşamamıza, görmemize rağmen hiçbir mazeretin arkasına sığınmadık. Balıkesir'de bugüne kadar yapılmayanları yaptık. Bakın, Balıkesir Belediyesi'nin bir spor salonu yoktu. Şimdi kompleksi var. Erdek'te niye olmasın? Büyük takımlarımız niye kamplarını oralarda yapmaz? İşte herkes Antalya'ya gidiyor. İşte Bolu'ya gidiyor. Erdek'in neyi eksik? Balıkesir sporumuz bizim aldığımızda 3. ligdeydi. 10 bin nüfuslu kasabalarla maç yapıyorduk. Şimdi PTT 1. lige çıktık. Bizim balık sporumuz da bakın nereye gidiyor? Bolu'ya gidiyor ya da Antalya'ya gidiyor. Bu sene dedik ki bunu yönetim başta olmak üzere Balıkesir'de bu kampı yapalım. Balıkesir'imizin bir sahil beldesinde yaptık ama saha olmadığı için kampı yarıda kestiler. Saha düzgün olmadığı için. Niye bu Erdek'te olmasın? Düşünün bir takımın bir ilçede, bir beldede kamp yaptığını. Yani büyük ekonomik gelirin yanında reklam, bedava reklam. Şimdi Balıkesir Spor PTT 1. lige çıktı. Bütün televizyonlar balık spordan bahsediyor. Evet, evet. Yani biz buralara bu kompleksleri yaptığımızda bırakın üç büyükleri, sıradan lig takımları gelse Erdek'in adı duyulacak. Yani bunlara ekstra para da harcamayacaksın. Ama bunlar yok. İşte nasıl 12 aya yayacaksın? Böyle yayacaksın. Şimdi herkes kampta, bütün takımlar. Antalyalarda yer bulamıyorlar. Önceden rezervasyon yaptıranlar kapıyor yeri. Ama bizim düşünün yani Marmara'ya da Ege'ye de kıyımız var. En uzun kıyılara sahip olan bir iliz. Bir futbol takımının, profesyonel bir futbol takımının kamp yapacağı nitelikte oteli ve sahası yok. İşte bunları biz gerçekleştireceğiz. Bunlar bakın fabrika yapmakla işsizliğe elbette işsizliği azaltma yönünde katkı yaparsın. Ama en büyük işsizliği azaltan hizmet sektörüdür. Yani oraya gelecek bir turist, oraya gelecek bir takım çıkıp orada alışveriş yapacak. Yani sadece orada dinlenmeyecek. Hiçbir şey almasa bir hediye bir şey alacak oradan. Esnafa da, diğer küçük esnafa da ciddi bir katkı. Dolayısıyla biraz önce de söylediğim gibi biz köylünün, çiftçinin sıkıntısını da biliyoruz. Şehirde yaşayanın sıkıntısını da biliyoruz. Dar gelirliği de biliyoruz. Üretenlerin, sanayicinin, turizmle uğraşan turizmcilerimizin hepsinin sorunlarını biliyoruz. Biz bunları çözeriz. Çözeceğiz. Balıkesir'de yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Ve altını çizerek ifade ediyorum. Yarın Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumuzda, Haluk Başkanımız da Erdek Belediye Başkanı olduğunda, ya bizim şartlarımız böyle kötü, biz muhalefetteyiz, hiçbir mazeret duymayacak kimse bizden. Sadece sorunlara çözüm üretildiğini görecek. Bunu yaşayarak göreceğiz. Çünkü biz bu inançta, bu kararlılıktayız ve bunların da nasıl çözüleceğini biliyoruz. Ekibimiz de hazır, her şeyimiz hazır. Sabırsızlıkla Balıkesir halkı da, Erdek halkı da, bütün Kuvayi Milliye Şehri'nin evlatları 30 Mart'ı bekliyor. Bizlere yetkiyi verecekler Büyükşehir'de, Erdek'te Haluk Başkanım'a verecekler. Biz de bu sorunları çözeceğiz. Ben başka bir soru daha sormak istiyorum. Üstelik de hemen işte hizmete geçeceğinize dair bir inancı da böyle gördükten sonra, Erdek'in en büyük sorunu işsizlik, biliyorsunuz siz de zaten. Sizin Balıkesir'de oluşturduğunuz Balıkesir Birlik markası. Öyle bir markayı Erdek'te oluşturabilmek gibi bir durum olabilir mi? Haluk Bey, çünkü daha önce de konuşmalarımız esnasında bildiğim Erdek yöresel markası projesi var. Büyükşehir sizde olduğunda Erdek'i bu anlamda nasıl desteklersiniz? Biraz önce Karaağaç Belediyesi'nin örneğini verdim. Evet. Karaağaç, inanın Karaağaç Belediye Başkanımızın çalmadığı kapı kalmadı. Bankalarda dahil olmak üzere. 400 bin lira kredi bulamadı. Niye? Teminat istiyor bankalar. Evet. Küçük bir belde. Ama biz teminat istemedik. Orada Karaağaç Belediyesi'nde böyle termal turizma dayalı,
bir tesis kazandırılsın. Ne kadar para lazımsa buyur. Büyükşehir Belediyesi olduğumuzda da biz maddi manevi her türlü faydalı olacağına inandığımız projeye, yok Büyükşehir Belediyesi'nin kaynakları oraya gidecek de Büyükşehir aldanıyor, hiçbirine bakmıyoruz. Erdek de bizim, Karaağaç da bizim, Sındırgı da bizim, Dursun Bey de bizim, Bandırma da, Manyas da, Gönen de. Dolayısıyla biz gerisi teferruat diyoruz ve bu büyük şehrin kaynaklarını hazırlanan bu tür projelerde hiç ama hiç bir saniye tereddüt etmeden yasal zeminde, işte Karaağaç'ta meclisten yetki alıyoruz sonuçta. Meclisten yetki alarak bunu Erdek için de yapacağımızdan hiç şüpheniz olmaz. Tamam. Erdek için belki bu rakamlar büyük olabilir ama Balıkesir Belediyesi için, Büyükşehir Belediyesi için bunlar büyük değil. Bizim için küçük rakamlar. Bunları, bu mahkus talihi kesinlikle yeneceğiz yani. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yoğun programınız için de bize zaman ayırdınız. Çok sevindik. Verdiğiniz bilgiler için de çok teşekkürler. Estağfurullah. Yaptıkları istediğiniz dünya görüşü ne olursa olsun, partisi ne olursa olsun ya da siyasetle ilgilenip ilgilenme, hiç bunlar önemli değil. İnancı, mezhebi ne olursa olsun, bu ay yıldızlı bayrak benim bayrağım diyebilen herkes bizim öz be öz kardeşimizdir. Öz be öz kardeşimiz kadar, hatta daha fazla bize yakındır. Biz onlara hizmete talibiz. Gerisi bizim için teferruattır. Biz belediye başkanlığını kazandıktan sonra hiç kimseyi ayrıştırmıyoruz. Herkesi Balıkesir halkı olarak görüyoruz ve kimseyi ötelemeden, herkesi hizmetle ayrım gayrım yapmadan birleştiriyoruz, kucaklıyoruz. Bizler Balıkesir'de bunu uyguladık. Büyükşehir'de de Balıkesir Belediye Başkanı olarak kimseye ayrımcılık yapmadan, negatif ayrımcılık yapmadan, pozitif ayrımcılık yapmadan nasıl herkesi kucaklayarak hizmet ettiysek, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da bütün Balıkesir'e, başta Erdek olmak üzere, hiç ayrım gayrım yapmadan hizmet edeceğiz. Teşekkürler, sağ olun. Başarılar. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. Sağ olun.